Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Sizlere çıp çıtır o kadar lezzetli bir elmalı börek, elmalı çıtırla geldim. Aslında bunlara börek demek biraz haksızlık olur. Kurabiyemsi bir şey yapacağız. Hem de çok pratikçe yapacağız. İki tane elmanın kabuklarını soyacağım. Küçük küçük küpler halinde doğrayıp tavaya alacağım. Tavada şekerle birlikte ocakta şöyle bir tamamen suyunu çekene kadar pişireceğim. Daha sonra evde varsa 2 yemek kaşığı kadar esmer şeker içine ilave edebilirsiniz. Hem lezzet verecektir hem de böyle bir kıvam verecektir. Bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı tereyağı da içine ilave ettikten sonra elmaları karamelize olması için biraz daha kavurmam lazım. Bu şekilde bir elmalı harç hazırlarsanız tüm elmalı kurabiyelerinizde ya da bu tarz tariflerinizde bu elmalar ağzınızda adeta sulu sulu patlayacaklardır. Bu da size benden küçük bir püf noktası olsun. Elmayı ocaktan indirdikten sonra içine tarçını ilave edeceğim. Bu arada sesim için kusura bakmayın, bir soğuk algınlığı geçirdim. Hatta seslendirmeyecektim ama sizler seslendirmeyi çok istediğiniz için artık bu bet sesle birlikte seslendiriyorum. İçine biraz ceviz, biraz da tarçın ilave ettikten sonra karıştıracağım. Hiç bekletmeden böyle baklavalık yufkalarım var. Birinci yufkayı seriyorum. Üzerine eritilmiş tereyağı, biraz böyle incecik çekilmiş ceviz ve tekrar baklavalık yufka olacak şekilde 4 tane yufkayı bu şekilde üst üste koyuyorum. Cevizleri çok iri çekmeyin ki baklavalık yufkaları rulo yaparken yırtmasınlar. Başına gelecek şekilde elmanın yarısını boca edeceğim. Güzel bir sıra halinde. Gördüğünüz gibi bol malzemelisi güzel oluyor bunun. Hatta bu elmayı iki yerine üç de yapabilirsiniz. Ben bir dahakine öyle yapacağım. Cevizini de üzerine serptim. Ara katlarına da ceviz ve tereyağı serptiğim için katlar birbirinden ayrı ayrı duracaklar. Şöyle iki parmak eninde bıçak yardımıyla kesiyorum. Aralıklı bir şekilde fırın tepsisine dizeceğim. Üzerine yine eritilmiş tereyağı süreceğim. Bu sayede üstleri de adeta böyle çıtır ve rengi çok güzel böyle altın sarısı olacak. 180 derecede 20 dakika. Burada toplamda 8 tane yufka var. 2 tane rulo oluşturdum. Açıklamalar kısmına yine bunu yazacağım. Fırından çıkan elmalı çıtırlarım şahane oldular. Başka hiçbir tarif için bu kadar net konuşmam ama hem çok pratik hem de gerçekten baklavalık yufkayı alıp başka yerlere götüren nefis bir kurabiye, nefis bir çıtır atıştırmalık ortaya çıktı. Üzerine pudra şekeri serpiyorum şöyle ılıkken ve size şu çıtırlığını duyurmak istiyorum. İçi böyle yumuşacık elmalı, dışı da çıp çıtır bir atıştırmalık, bir elmalı çakma kurabiye diyebiliriz herhalde. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.